Merhabalar, Örgü Kursu YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere görmüş olduğunuz örgü taban yapımını anlatacağım. Gayet şık bir görünümü mevcut arkadaşlar. İster ev terliklerinizde, isterse ev patiklerinizde kullanabileceğiniz şık bir model. Bunun için malzemelerim 2 numara 2 milim tığ kullanıyorum. Şu şekilde iki tane rengim var. Nako pırlanta kullanacağım. Dilerseniz 2, 3, 4 çeşit kullanabilirsiniz. İsterseniz tek çeşit de kullanabilirsiniz. Bu sizin beğeninize kalmış. Bu şekilde iki tane taban kullanacağım. İki tane taban kullanmamın sebebi arkadaşlar, tabanımızın sert olması, daha kalın durması, daha kullanışlı olması için bu şekilde iki adet taban kullanıyoruz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videonun sonunda yorum ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bildirimleri açarsanız da videolarımdan yüklendiği zaman anında haberdar olabilirsiniz. Hemen şöyle beyaz rengimiz ile başlıyorum. Arkadaşlar 2 numarayı taban tığlarken kullanıyordum. Şimdi normal tabanı, örgü tabanı yaparken 4 numara 2 milim, 2,5 milim kullanacağım. Onu göstermeyi unutmuşum. Şimdi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, elime şu şekilde sihirli halka yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Yapmış olduğum zincir, sihirli halkanın içerisine toplamda 14 tane trabzan yapıyorum. Bu 14 trabzanımız zincirle beraber olacak arkadaşlar. Zincirle beraber 14 tane. Evet, 14 tane trabzanımı yaptım. Ve bunu ilk zincir tepeme batarak kaydırma yapıyorum ve birleştiriyorum arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. İsterseniz ipinizi koparabilirsiniz. İsterseniz de bir sonraki renge geçtiğinizde ipiniz altta kalabilir arkadaşlar. Ben şu şekilde yapacağım şimdi. Diğer rengime geçiyorum. Bakın, bu ipim burada kalıyor. Şu zincir arasından değil, bir sonrakine batarak şu şekilde yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine aldığım aynı deliğe, yani şu iki trabzan arasına bir trabzan daha yapıyorum. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Zincirle beraber toplamda 4 tane trabzan yapmış olduk aynı yere. Şimdi tığımın üzerine alıyorum. Geçişlerde zincir çekmiyoruz. Bir trabzan arası atlayıp ikinci trabzan arasına geçiyorum. Buraya da toplamda 4 tane trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bir trabzan arası atlıyorum. İkinci trabzan arasına geliyorum. Ve buraya da 4 tane trabzan yapmış olduk. Şimdi 3 tane
Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Toplamda 7 tane olacak. Diğer geri kalan 4 taneyi de tamamlayalım. Diğer 4 taneyi de tamamladım. Şimdi yine zincir tepemden kaydırma yaparak birleştiriyorum arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Bu ipimi burada koparıyorum. Şimdi diğer beyaz rengimle devam edeceğim. İpimi burada koparmıştık. Şimdi şu delikten alıyorum arkadaşlar. Bakın. Aldım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine aldım. Bir önceki beyaz araları da birer tane bıraktığımızın tam ortasından batıyorum. Biraz çekiyorum orayı. 1, 2 de çıktığım trabzan yapıyorum. Hemen aynı boşluğa şu yukarıdaki oradan 2 trabzan daha yapıyorum. Bakın. Burada tek zincir yapmamın sebebi sonunda tekrar buraya bir tane yapacağız. Boşluk kalmasın diye buraya bir yaptık. Şimdi buraya geçiyorum arkadaşlar. Tığımın üzerine aldım. Bir trabzan. İki trabzan. Tığımın üzerine aldım. Bu alttaki beyaz iki trabzanın arasından şöyle çekiştirerek bir trabzan yapıyorum. Yine yanına iki trabzan daha yapıyorum. Bakın. Tığımın üzerine aldığım diğer boşluğa geçiyorum. İki trabzan. Bir tanesini alttaki beyazımızın tam ortasından alıyoruz. Uzunlamasına ikili trabzan yapıyoruz. Yanına iki trabzan daha. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. En son burada ilk başlangıçta iki zincir çekip devam etmiştik. Şimdi tığımın üzerine alıyorum. Buraya bir tane daha trabzan yapıyorum ve tamamlıyorum. Buradaki ilmek tepeme kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum. Beyaz rengimle bu kadar çalışacağım. Sonrasında diğer pembe rengimle devam ediyorum arkadaşlar. Bakın. Şuradan başlayacağım. Buradaki şu orta beyaz ipimin tam tepe noktasından başlıyorum. Bir zincirle aynı yere bir tane daha batıyorum. Buraya bir zincir yapmış oluyorum. İlmek tepeme batıyorum. 1 2 Şimdi bir önceki pempenin tam ikili ortasından şu şekilde yine uzatarak ipimi alıyorum ve sıradaki trabzanımın tepesindeki ilmeğe batarak devam ediyorum. Fazlalık iplerimi altta yürütüyorum arkadaşlar. Şimdi yine bakın, iki pempenin arasındaki trabzan arasına batıyorum. Hafif uzatıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Uzun sık iğne. Sonra tekrar trabzan tepelerimdeki ilmeklere sık iğne olarak devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bakın arkadaşlar. Şimdi ilk başlangıç ilmeğimin tepesine kaydırma yaparak
birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Hemen dibine bir sık iğne yapıyorum. Bir. Yanındakine. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. 11, 12, 13, 14. 14 tane zincir çektim. Ay pardon, sık iğne yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Arkadaşlar, başta söyledim mi hatırlamıyorum. Bu tabanımız 35-36 numara için hazırlıyorum ben şu anda. Ama şu kısmı yine 37-38 numara için de aynı yapıyoruz. Sonraki kısımlarda büyütme, uzatma kısmında istediğiniz numaraya ayarlayabilirsiniz şu kısımlarda. Onu da birazdan sizlere video ortasında anlatacağım. Şimdi bir zincir çektim ve dönüyorum. Döndükten sonra dibine değil, yanına bir sık iğne yapıyorum. Yanına. Biraz önceki yaptığımız sık iğnelerin üzerlerine sık iğne yaparak geriye doğru gidiyoruz. Aynı şekilde 14 tane sık iğnemizi koruyacağız. Evet. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Dibine değil, yanındakine batıyorum. Bu baştaki zincirimi sayıyorum arkadaşlar. Onu da bir trabzan olarak sayın. 1, yani sık iğne olarak sayın. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve sonundaki 14. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde gel git yaparak arkadaşlar tamı tamına 14 sıra yapacağız. Şimdi İlk sıramız şu. 1, 2, 3. 3 sıra yapmış olduk. Bunu 14 sıraya tamamlayalım. Arttırma eksiltme yapmadan. Sonrasında 15. sıramızda arttırmalarımıza başlayacağız. Evet arkadaşlar, ben 14 sıra bu şekilde örmüş oldum. Şöyle bakın, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sıra örmüş oldum. Şimdi bunu nasıl ayarlıyoruz? Şu şekilde. Kaç numara taban kullanıyorsanız buna göre ölçün arkadaşlar. Ben şimdi bu tabana göre ayarlıyorum. Bu şekilde olacak. Kenarlarda tabii şöyle boşluk kaldığına bakmayın. Onu birleştirirken zaten kapatıyor. Kapatacaktır da. Çok burayı bol yaptığımızda bu sefer bu ayak tabanımızda potluk oluşur. Onun için bu şekilde yapıyoruz. Şimdiki sıramda, yani 15. sırada arttırma yapıyorum. Eğer ki siz daha büyük numaralar yapıyorsanız ve daha küçük numaralar yapıyorsanız bunu bir sonrasında, yani birkaç sıra sonrasında veya birkaç sıra öncesinde arttırmayı yapabilirsiniz. Onu kendiniz de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir zincir çektim, döndüm. Battığım yere ilk sırama, ilk battığım yere bir, iki tane batıyorum. Ve bu tarafta bir tane arttırma yapmış oldum. Sonrasında devam ediyorum tek tek. Diğer uca kadar. Şimdi son iki taneye geldim. Burada da aynı şekilde aynı yere iki kere batıyorum. Arttırma yaptım. Sonuncuya bir tane batıyorum. Arttırma yaptım. Elimizde 14 tane sık iğnemiz vardı. Şimdi bir bu uçta, bir de bu uçta yaparaktan 16 tane sık iğnemiz olmuş oldu arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Dönüşte hemen tepelerine batıyorum. Arttırma yapmıyorum.
Evet. 15. sıramızda arttırma yaptık. 16. sıramızda arttırma yapmadık. Direkt üstündeki sık iğnelere battık. Şimdi 17. sıraya geldik. Ben bu sırada da arttırma yapıyorum. 17. sıramızda da ilk bu başta 2 tane batıyorum. Sonra devam ediyorum. Sonuncuya, son ikiye geldiğimde de yine arttırmamı yapıyorum. Bakın burada da arttırmamı yaptım iki tane. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Dönüşlerde arttırma yapmıyorum. 18. sıramızı arttırma yapmadan devam ediyoruz. Şimdi 17. sıramızdaki arttırma ile birlikte toplamda 18 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Bu 18 sık iğneyi koruyacağız. Nereye kadar koruyacağız? 29. sıraya kadar. Bu şekilde 18 sık iğne olarak devam edeceğiz. Şimdi 18. sıramızı ördük arkadaşlar. 19, 20, 21, 22 ve 29'a kadar arttırma yapmadan bu sırayı bu şekilde ilerletelim. Arttırma, eksiltme yapmıyoruz. Evet arkadaşlar, 28 sıra ördüm. Şimdi 29. sıradayız. 29. sıramızda yine arttırma yapıyoruz. Bir bu uçtan. Şimdi 1, 2 tane aynı yere battım ve arttırmamı yaptım. Devam ediyorum. Evet, son iki kala yine bir tane burada arttırmamı yapıyorum. Sonuncuya tek batıyorum. Bu sıramızdaki arttırmamızla birlikte arkadaşlar 20 tane sık iğnemiz olmuş oldu. 29. sırada 2 arttırma yaptık. Bir bu tarafta, bir bu tarafta 20 sık iğnemiz oldu. Şimdi bu şekilde 35. sıraya kadar devam edeceğiz. Eksiltme, arttırma yapmadan. Sayıları not alabilirsiniz unutuyorsanız. Şimdi ben 35. sıraya kadar bu şekilde devam edeceğim. 20 sık iğnemi koruyarak. Evet arkadaşlar, 35. sırama geldim. Yani 34 sıra ördüm. 35. sıradayız. Şimdi 35. sıramızda eksiltme yapacağız. Bakın zaten tabanlarımız da o şekildedir. Sonradan kere kavisli kısma gelir. Eksiltmemi nasıl yapıyorum? Bakın. Bir buradan aldım. Bir buradan aldım. Bunu tek seferde çıktım. Buradakini tek ilmeğe düşürdüm. Bakın. Sonra devam ediyorum. Evet. Şimdi burada da son 3 tane kala yine eksiltmemi yapıyorum. Bir buradan alıyorum. Bir buradan alıyorum. Bunu teke düşürüyorum ve sonuncuya tek sık iğne olarak devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Dönüşlerde arkadaşlar eksiltme yapmıyoruz. Dönüşümü yine aynı sık iğnelerimin tepesine batarak devam ediyorum. Beşinci sıramızda eksiltme yaptık. 36'da yine aynı sık iğnelerin tepesine batıyoruz. Eksiltme yapmıyoruz.
Evet. Bir sık iğne yapıyorum ve dönüyorum. Şimdi 37. sıramıza geldik arkadaşlar. 37. sıramızda da yine eksiltmemizi yapıyoruz. Her iki uçtan da bu şekilde eksiltmemizi yapacağız. Birinciyi yaptık. Şimdi diğer uca gidiyoruz. Bakın. Bu sıramızda da eksiltmemizi yaptık. Bir sık iğne yapıyorum, dönüyorum. Şimdi 37. sıramızda bu şekilde eksiltmemizi yaptık arkadaşlar. Sayılarını veriyorum. Not alırsanız daha iyi olur. Şimdi 37, 38, 39, 40 eksiltme arttırma yapmıyoruz. 41. sırada eksiltme yapıyoruz. Ve 41. sıramızın sonunda elimizde 14 tane sık iğnemiz olmuş olacak. 42 de yapmıyoruz. 43'te yine bir eksiltme yapıyoruz. Bu sefer 12 tane sık iğnemiz olacak. Ve 45. sırada aynı şekilde eksiltme yapıyoruz. Ve 10 tane sık iğnemiz kalacak. 45. sıramızda. Bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, 45 sıramı bu şekilde tamamlamış oldum ve sıra sonuna geldiğimde bir zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum. Tabanımız bu şekilde bitti arkadaşlar. Şu fazlalık ipimi arka kısma saklama işlemi yapacağım. Evet. Bakın arkadaşlar, şu şekilde koyduğumuzda şöyle bir görüntü olacak. Şimdi tabanımızı tığlıyoruz. Böyle bir tabanınız elinizde mevcut ise arkadaşlar, keçe kısmı bize bakacak şekilde alıyoruz. Bakın, tam şu uç orta noktasından başlıyoruz. Bu orta noktası 1, 2, 3. Aynı şekilde 1, 2, 3. Şu kısma 4'er tane batacağız. Sonrasında geri kalan deliklerimize 3'er tane batacağız. Eğer ki elinizde rasim uyar taban varsa diğer tabanları da ona göre ayarlayabilirsiniz. Tam şu uç noktadan, uç noktayı sayıyorum 1, 2, 3. Uç noktayı sayıyorum 1 2 3. Bu kısma da 4'er tane batacağız. Geri kalan kısımları yine 3'er tane batarak devam edeceğiz. Şuradan hemen şöyle göstereyim. Bakın. Buradan alıyoruz, buradan geçiriyoruz. Başlangıç yerimizde 3 tane batıyorum. En son geldiğimizde oraya bir tane daha batacağız. Şimdi 1, 2 tanesine daha 4 tane batacağım.
Gördüğünüz gibi bu şekilde tabanımızı tığlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, taban tığlamamızı bu şekilde hazırladık ve bitti. Şimdi buradaki tabanımızı buraya nasıl monte ediyoruz? Öncelikle tam şu orta kısımdan ipimi alıyorum, geçiriyorum. Şöyle bir sık iğne ile bağlıyorum. Eğer ki ilk kez yapıyorsanız ve kaydırma yaparım diyorsanız ise şu şekilde bir ip alın arkadaşlar ve tam patiğinizin orta kısmından şuradaki orta kısmı alıp bağlayın. Kayma olmasın. Hani burası sabit noktamız olsun. Şu kısımlarda kayma olsun istemiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi şu şekilde hazırladık. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın. Bir buradaki ilmekten şöyle görünüyor mu? Bir buradaki ilmekten bir de arka ilmekten alıp şöyle geçiremedim video çekerken. Bir sık iğne yapıyorum. Bir bu ilmekten geçiriyorum. Bir karşı ilmekten geçiriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Eğer ki tabanınızdaki ilmek araları fazla ise ve tepedeki noktaya çok sık denk gelecek ise buralarda bir tane atlayabilirsiniz. Çok ara nadir. Bakın. Mesela ben ne yapacağım? Şurada size bir tane göstermek istiyorum da. İpim de gıcırdadı. Bakın şurada göstereyim sizlere. Mesela demek istediğim şu. Bunu alıyorum. Şurada bir tane kayıyorum. Bakın şuradan aldığımı. Buradan alıyorum. Orada bir tanesini yok ettik. Çünkü bu sefer yukarıda potluk olacak. Potluk olmasın diye onu artık göz kararı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu kısımlarda da yine şuralardan alıyoruz. Bakın. Şu kısımlardan alarak birleştirmemizi yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Bakın. Şu kenar kısmımız böyle gözüküyor. Dediğim gibi bu şekilde burun kısmında da yine aynı şekilde döneceğiz ve bu şekilde birleştirmemizi tamamlayacağız. Evet, sıra sonuna kadar birleştirmemi tamamladım. Şöyle ipimi koparıyorum arkadaşlar. Bakın. Sabitlemek için iğne yardımıyla
Şöyle aralardan yürüterek ipimi saplıyorum. İpimizin fazla kısmını da kesiyoruz. Gördüğünüz gibi tabanlarımız bu şekilde hazırlandı arkadaşlar. Umarım anlatımım faydalı olmuştur ve sizler de benimle birlikte kolaylıkla yapmışsınızdır. Şimdi bir sonraki videoda bu tabanlarımızın üzerlerine terlik yapımını anlatacağım. Beni takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız da bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.